hoş geldiniz. Bugün bütün günü çekeceğim size. Şu anda Eskişehir'deyim. İstanbul'a doğru gideceğim. İşte yolculuk. Ve otobüse inerim ben spora gideceğim. Bütün çektiğim öğünler. Şu anda da kahvaltımı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi 10 yumurta beyazı ve yaklaşık 30 gram 40 gram kadar mantar var. İşte bir yarım kırmızı biber, yarım yeşil biber var. 40 gram yulaf, birazcık tarçın ve 15 gram badem var. Bunlar benim değil. Bunlar arkadaşımın. Burası arkadaşım değil bu arada. Eskişehir'e geldim. Bir görüşme için, yeni işler için. Ama onun evinde kaldım. Şimdi öğünlerimi hazırlayacağım. Otobüse bineceğiz. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan iner inmez ne yapacağım? İner inmez bir şey yapacağım. Onu söylemeyeceğim. Görün. İzleyin videoyu, görün. Oradan eve gideceğiz falan filan. Bugün bütün günümü çekeceğim vlog olarak. Hem beslenmeyi çekeceğim hem neler yaptığımı çekeceğim. Güzel video olacak. Kahvaltımı gördünüz. Artık tam anlamıyla definasyona başladık. Artık kuruma zamanı. Bu arada siz bu videoyu yaklaşık bir hafta sonra falan izleyeceksiniz. 1,5 hafta sonra falan izleyeceksiniz. Neyse. Peace. Birazdan yolculuk başlayacak ve öğünleri hazırlıyorum. Bunu şimdi yiyeceğim gördüğünüz gibi. Tavuk, salatalık, yeşil biber, kırmızı biber, 15 gram badem ve 50 gram pirinç var. Hemen bir parantez açayım burada. Bu ağırlıkları işte nasıl tartayım? Pişmiş mi, pişmemiş mi? Her zaman pişmemiş dostlarım. Protein de karbonhidrat da her zaman pişmemiş ağırlıkla tartılır. Bir sonraki öğünüm yine aynısı. Tavuk, kırmızı biber, yeşil biber, salatalık ve gittikçe düşecek 40 gram pirinç var ve 15 gram badem var. Yine aynısı. Biraz yanmış ama gördüğünüz gibi. Unuttum çünkü altını yaktığımı. Bunda biraz 15 gram kuru yemiş var. İşte yeşil biber, kırmızı biber, salatalık ve 30 gram. Bu bir sonraki öğünüm. 30 gram pirinç var ve 150 gram tavuk var. Hepsinde 150 gram tavuk var. Şimdi bana diyeceksiniz ki neden hepsi tavuk? Ben normalde sürekli gün içinde alınan protein ve karbonhidrat kaynaklarını değiştirmeyi savunan birisiyim bildiğiniz gibi. Ama artık yarışa gerçekten çok az kaldı. Ve bana hindi ve tavuk sadece yarıyor. Bundan sonra sadece tavuk ve hindi yapacağım. Başka size söylemek istediğim bir şey. Bunları nasıl pişirdim? Yağ koymadan tavada pişirdim. Baharat kullandım. Baharat normalde su tutar vücudunuzda. Ancak şu anda bu kadar da aşırı detaya daha girmedim. Yavaş yavaş her şey sıkılaşacak. Mesela daha düne kadar böyle kırmızı et tüketiyordum. Somon balığı tüketiyordum. Artık balıklarım bile yağsız balık olacak. Çupra gibi. İşte yavaş yavaş bazı şeyler kısılıyor. İşte yağsız tavuklar seçmeye başladım. Kırmızı eti tamamen çıkartmaya başladım. Gibi yavaş 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 daralacak. Ben de zamanla size paylaşacağım. Yalnız hala baharat kullanıyorum, onu söyleyeyim. Şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok. Öğünleri hazırlayacağım. Otobüse bineceğim. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a iner inmez bavulla bir yere gideceğim. Bunu söylemiyorum. Videonun devamını izleyip anlayın. Ve öğünlerle birlikte, hepsiyle birlikte sade soda ama içine taze limon. Yani normal marketten aldığımız limon sıkacağım. Bu şekilde öğünleri tüketeceğim. Zaten göreceksiniz videolarda. Dostlarım geldim otogara. Şu anda Eskişehir otogardayım. Gördüğünüz gibi yanımda valizim var. Bu valizin içinde ne olduğunu söylememe gerek yok. Tabii ki de kıyafetlerim var ve bir tane poşet var. Şimdi size 2 dakika veriyorum. Bu poşetin içinde ne olduğunu tahmin edin. 2 dakika değil, pardon, 2 saniye veriyorum. 1, 2 verdim. Tabii ki de bir bodyci yanında ayrı bir poşet taşıyorsa, yani koca valizin içine koymadıysam bu poşeti, bence valizde bu kadar yer vardır. Yani illaki bu poşeti sığdırabilecek kadar yer vardır ama yanımda taşıyorsam ne vardır? Tabii ki de öğünler vardır. Öğünleri zaten gösterdim size. Bir, iki tane öğünüm var. Yolculuk yaklaşık 4 saat. Bunlar bir sonraki öğünler bana yetecek. Zaten otobüs 4 saatlik bir yolculuk olacak. Pardon, 5 saatlik bir yolculuk olacak. Ben öğünlerimi 3,5-4 saat sonra yiyorum. Böyle hani 3 saat olmamasına özen gösteriyorum. Böyle 3,5 saatte bir yiyorum. Yani bir öğün zaten yiyeceğim, sonra İstanbul'da olacağım. Ondan sonra bir salona gideceğim. Salondan sonra
Neyse videoyu anlatmayayım. Videoyu izleyerek neler yaptığımı bugün görün. Şimdi otobüse biniyoruz. Sonra go to İstanbul. Bir tane otobüs var size yemin ederim. Hayatımda gördüğüm en çirkin otobüs olabilir yani. Şunun şekline bakın. Şu adamlar olmasa gerçekten çok tipsiz bir otobüs ya. Hayatımda gördüğüm en tipsiz otobüs. Bu sanırım kendisinin otobüs olduğunun farkında değil. Kendisinin hızlı tren falan zannediyor olabilir. Bu arada az önce önümü gördünüz. Size çekmedim. Video çekmeyi unuttum. O önde 50 gram basmati var. İşte hindi var. İşte biraz yeşillik var. Falan derken güzel bir öğün. Artık define olmaya başlayacağız ve sabah saatlerinde fazla karbonhidrat, yani fazla değil aslında. Balka göre yine de az karbonhidrat ama akşama doğru düşüreceğiz. 10 gram düşüreceğiz karbonhidratı. Kardiyoları arttıracağız ve yavaş yavaş değil artık define olmaya başlayacağız. Şimdi bir otobüsle İstanbul'a gidelim. Sonra zaten devamını da çekeceğim, öğünlerimi de çekeceğim. Ne yapıyorum onu da çekeceğim. Eve gidene kadar bugün bütün gün çekeceğim. Şeylerden bir tanesi de otobüsteki ekranlardan yiyememek. Gördüğünüz gibi sade kahve, Forever ve su. Su da yanımda gördüğünüz gibi. Otobüse biniyoruz ama o ikramlardan yememek adama gerçekten koyuyor. Burada şunu söyleyeceğim dostlarım, bakın eğer yarışmacı kafasında değilseniz, tamam mı, yarışma düşünmüyorsanız kesinlikle bunları düşünmeyin. Yani ben size gidip de hani abartın demiyorum, bütün ikramlardan aldığını gidene kadar hayvan gibi yiyin demiyorum ama böyle nefsinizi tatmin edecek kadar şöyle hani bir tane iki tane bir şey alıp yolculuğunuzun keyfini çıkartmak bence gayet güzeldir yani. Ben yarışma kafasında olduğumu unutmayın. Ben ama size asla bunu önermiyorum eğer yarışmacı değilseniz. Eğer yarışmacısınız tabii ki de benim gibi olmak zorundasınız ama beni izleyenlerin çoğu yarışmacı değil. Yani ileri vadede düşünseler bile şu anda yarışmacı değiller. O yüzden bir otobüse bindiğiniz zaman yolculuktayken falan dediğim gibi onları sakın o ince detayları düşünmeyin. Alın baba. Ne seviyorsanız, kahve mi seviyorsunuz, ne seviyorsunuz? Orada eticin falan var. Yapıştırın yani, anladınız mı eticinlerden? Yarışma kafasına girmeyin. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Birazdan öğün yapacağız falan. Güzel bir yolculuk oluyor. Daha Eskişehir'den yeni çıktık. Yani biraz oldu. Türkiye güzel ya. Seviyorum ülkeyi. Geldim evime. Eskişehir'den buraya geldim ama birkaç şey söyleyeceğim. Bu videoyu normalde action katacaktım. Hani spor salonuna şu koca valizle girecektim. Herkes diyecek ki oha bununla nereye geldim falan. Dediğim gibi action katamadım. Bir de şey yapacaktım. En son öğünümü çekemedim. Biraz önce yediğim. Otobüs ortamı işte bilirsiniz yani. İnsanlar rahatsız olsun istemedim açıkçası. Böyle sessiz konuşmaktansa videoyu çekmeyeyim dedim. Ama şunu söyleyeyim, bir şey kaybetmediniz çünkü en son köyünün aynısıydı. Zaten sabah bir önceki çektiğim menünün gerçekten aynısıydı. Birebir aynısıydı. Şimdi bir markete gireceğim. Evde büyük ihtimal badem yok. Son öğünde badem var ve yumurta var. Bakkaldan bir badem alayım, sonra eve gideceğim. Hatta videoyu hiç kapatmayayım. Bakkala da birlikte girelim. Bizim mahallenin bakkalı burası. Bir gireyim badem alayım, oradan sonra gidelim. Selamünaleyküm. Abi ne oluyor abi? Ne yapayım abi? Kemal Sunan'ın filmini izliyorum. Şaban. Şaban'ı mı izliyorsun? Ne yapayım abi ben de yani? Eve gideyim. Hadi bir de şu bağ olmak. Şuna aldım abi bir tane ya. Ne kadar o? Bir de bizimkiler bir şeyler almış mı ya? Deftere bakıversene bir. Aldılar mı? Hatırlıyor musun? Bir bakalım. Ben de deftere bakayım. Bir tane kutsam bir. Bir tane kutsam bir. Bir tane kutsam bir.
bakamadım. Bir ekmek alınmış, bir de su alınmış. Başka bir şey almamış tabii. Üç ekmek, üç tane de su. Tamam abi, onları alıver onları da. Üç tane küçük su. Evdeciğim çekil. Üç tane de ekmek. Toplam 12.75. Bununla birlikte 12.75 mi? Evet. Alalım o zaman şöyle. 13, 14, 15. Şımardık kızı. Gördün mü? Ben alırım. Al bakalım şöyle 20 abi setleri. Eyvallah abi, çok sağ ol. Kolay gelsin. Bakkalcı abla. Sana dedim. Sana dedim. Abi iyi akşamlar. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi bugün ne yapacağım? İşte dediğim gibi normalde spor salonunda şöyle inceden bir full body yapıp, yani birer hareket, her yerden birer hareket, hatta biceps çalışmayıp güzel bir kardiyo yapıp bitirmek istiyordum. Ama şu anda tam 2 saat oldu yemek yiyeli. Güzel bir serimi yiyip bir 45 dakika bir saat kardiyo yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra evime gelip son öğünümü yapıp uyumayı düşünüyorum. Bu arada yemek yedikten sonra neden 2 saat geçmesi gerekiyor? O ufak bir açıklayayım. Valizi unutmayalım. Neden 2 saat geçmesi gerekiyor? Çünkü şimdi yemek yiyorsunuz, yani vücuda yeni besin giriyor ve vücut onu hani işlemek için, şimdi yeme yiyoruz, mideye gidiyor, vücut onu işlemek için neredeyse vücuttaki çoğu kanı mideye gönderiyor. Yani o besini işlemesi için. Dolayısıyla siz antrenmana giderseniz bu süreçte, ağırlık antrenmanı yaparsanız o kan yeterince pump'ı yakalayamazsınız. Sonra o hani besin değeri olan kan çalıştığınız kas grubuna gitmez. Yani gayet verimsiz, oldukça verimsiz bir antrenman olur. O yüzden en az bir 1,5-2 saat geçmesi çok önemli. Benim tam 2 saat geçti, üstümü değiştireyim derken bir yarım saat daha olacak. Güzel bir kardiyom yapayım bir saat. Yine çekeceğim zaten kardiyoyu da. Son öğünümü de çekeceğim. Sonra videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Kardiyoya çıktım. Şu anda akşam saat 10 falan. Biliyorsunuz eve yeni geldim. Zaten bugün bütün gün vlog çektim. Anneme dedim, anne dedim antrenman yapmadım. Ben dedim en azından bir kardiyo yapmaya gitmem lazım. Onu dedi. Seni de çok özledim dedi. Ben de geliyorum seninle bana dedi. Gece benimle yürüyüşe çıktı kadın. Madem burada seni gösterdim anne, şeyi gösterelim. Saatini göster bakayım. Dur, şu ışığın altında göster bakayım saatini. Anneme bir tane hediye aldım. Yüzüğünü kim aldı? Bu yüzüğü de ben aldım galiba. Benim aldığım yüzüklerden mi? Yok değil. Tamam. Saati aldım, yani burada bir annenizin değerini bilin. Onlar da hediye alsınlar değil mi? Annelerin hediye alsınlar değil mi? Evet, evet. Bugün bir 40 dakika kardiyo yapacağız annemle. 40 dakika değil, 1 saat falan yaparız. 40 dakikayı biraz geçiririz. Sonra eve gideceğim. Size son öğünümü göstereceğim. Son öğünde ne yediğimi. Sonra biraz uzaktan eğitimlerle ilgileneceğim. Aynı zamanda yemeğin midemden sindirilmesini bekleyeceğim. Zaten hafif bir şey yiyeceğim ama olsun, yine de yer yemez uyursak sıkıntı olabilir. Neyse. Kardiyoyu bitirelim. Sonra eve gideceğim. Son öğünü çekeceğim size. Ondan sonra videoyu kapatacağım artık. Hadi bakalım, ben başlayayım. Çok yoruldum. Geldim şu anda eve, girdim. Tam 1 saat kardiyo yaptım şimdi. Birazcık nefes alayım. Öğünü hazırlayacağım. Öğünü göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Son öğünümü göstereyim size artık. Çok yoruldum bunu yiyip. Dediğim gibi biraz uzaktan eğitimlerle ilgilenip bitireceğim videoyu. Şöyle çekeyim. 10 tane yumurta var. 2 tane sarı. Biraz karnabahar var. Ve 15 gram badem var. Bunu yiyeceğim. 3 saat sonra falan uyurum büyük ihtimal. Sonra yarın kardiyo falan filan. Hatta şunu da söyleyeyim. Biraz sonra uyumadan önce korseyi takacağım. Eğer korsenin gerçekten işe yaramasını istiyorsanız. Bakın, işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Bir tane video çektim korseyle ilgili, biliyorsunuz. Deneyeceğim. İşe yarıyor mu yaramıyor mu gördükten sonra size korseyle ilgili daha detaylı bir video yapacağım diye söyledim. Gece uyurken de kullanıyorum. Uyurken de yatacağım. Yatarken de kullanacağım. Yarın sabah kardiyoya kalkacağım. Kardiyo sonrasına kadar bende kalacak. Karnına karacak. Neyse, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Benim için önemli. Hatta eğer imkanınız varsa videoyu da paylaşabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında yazıyor hesabım. Vanne Yıldırım zaten öğrenmeyen kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Peace.